Herkese merhaba, ben tatilci.com'dan Onur Öztürk. Bugün BNE Termal Otel'deyiz. Harika bir otel, çok da yeni bir otel. Bu bölgede bulabileceğiniz en iyi seçenek ayrıca. Bu otelin en önemli detaylarından bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz çocuk kulübü. Madem Mersin'de izlemişler, niye büfeye çiğ köfte de koymuyoruz? BNE Termal'i sadece bir kış oteli olarak düşünmeniz beni de otele de çok üzer. Buradaki aquaparkı görünce de heyecanlandım. Bir de burada güzel bir jacuzzi yapmışlar. Bunun içine girin eşinizle beraber. Kendinize böyle birer tane portakal suyu söyleyeceksiniz. Evet sevgili tatilciler, otelde akşam yemeği zamanı. Peki bu otelin yemekleri nasıl? Hemen rezervasyonunuzu tatilcan.com üzerinden yaptırın derim. Herkese merhaba, ben tatilcan.com'dan Onur Öztürk. Bugün BNE Termal Otel'deyiz. Sevgili tatilciler, Mersin'deyiz. Hava o kadar güzel ki. Bugün Mart ayının ilk günlerinden bir tanesini yaşıyoruz burada. Bahar havası var, İstanbul'dan geldik. Harika bir otel, çok da yeni bir otel. Bu bölgede bulabileceğiniz en iyi seçenek ayrıca. Mimari olarak, termal suları, içerideki çocuk alanları, çocuk festivalleri, bir sürü olanak var. Bunları size anlatmak için sabırsızlanıyorum. İsterseniz içeri geçelim, lobiden başlayalım. Buyurun. Evet, ilk adımımızı attık. O kadar güzel ki Mersin'de olduğuma inanamıyorum. Yani bu bölgedeki deniz çok güzeldir, hava da çok güzeldir. Ama bu kadar güzel bir otel bulmak daha zordur. Burası çok güzel bir seçenek olmuş bence. Hemen size anlatmaya başlayayım. Arka tarafında resepsiyonu görüyorsunuz. Girer girmez burada işlemlerinizi yaptıracaksınız. Hemen şurası da lobby lunch. Eğer bu bölgedeyken içecek bir şey almak isterseniz buradan alıyorsunuz. Bu otel yarım pansiyon çalışıyor. Yani sabah kahvaltısı, akşam yemeği fiyata dahil. Yemek saatleri dışında alacağınız içecekler, çay gibi, kahve gibi, onlar ekstra ücretli. Bu bölümde de buranın bir terası var. Çok güzel bir bölüme bakıyor. Geliyorsunuz, buraya oturuyorsunuz, çayınızı, kahvenizi söylüyorsunuz. Tabii aklınızdan hemen şey geçiyor değil mi? Çayı, kahveyi söylüyoruz ama bunlar ücretli. Ne kadar? Buradan çıkarken ben ne kadar ekstra ödeme yaparım? Şimdi şu an içinde bulunduğumuz 3 Mart'ın fiyatlarını söyleyeyim size. Bu otelde bir çayın fiyatı 30 lira, bir suyun fiyatı 35 lira, bir Türk kahvesinin fiyatı da 45 lira. Bunları fikir vermesi açısından söylüyorum. Değişiklik gösterebilir dönemsel olarak ama en azından kafanızda bir hesap kitap yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Ayrıca içeride bir de bir etkinlik alanı var. Akşamları burada bir canlı müzik etkinliği oluyor. O da hemen içeride yapılıyor. Orayı da şimdi size gösteririz. Nasıl buldunuz oteli? Tabii bunu söylemek için daha erken. Daha termal havuzları göreceğiz, etkinlikleri göreceğiz. Bakın burası kış aylarında konserlerin yapıldığı yer. Haftada 6 gün bu otelde canlı müzik var. Akşamları canımız sıkılır mı? Aman biz yaşlı oteline mi geldik falan diye düşünmeyin. Herkese göre burası. İleri yaştaki misafirlerimiz de çok memnunlar. Gençler, balayı çiftleri de çok memnunlar. Bir sürü etkinlik var. Burada bayramlarda konserler oluyor. Sadece bayramlarda değil, yılbaşında veya diğer özel günlerde de olabiliyor. Otelin Instagram hesabını takip etmenizi öneririm. Ümit Besen çıktı burada bu yılbaşında. Daha önce Zara çıktı. Düşünsenize otel konforunda bu konserleri izlediğinizi. Hem de Adana'ya 1 saat mesafede, Antep'e 100 saat mesafede, İstanbul'dan da rahatlıkla gelinir. Adana'da bir kebap yenir. Arkasından tekrar 1 saatte buraya gelirsiniz. 45 dakika sürüyor. Harikulade bir tatil. Şimdi sizi çocuk kulübüne götüreyim. Bir de orada neler varmış onlara bakalım. Orada da size anlatacaklarım var.
Bence bu otelin en önemli detaylarından bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz çocuk kulübü. Çünkü çalışma saatleri normalden biraz daha uzun. Bu sizin gibi aileleri buraya getirmek ve burada rahat etmelerini sağlamak için yapılmış. Sabah saat 10'da açılıyor, 12'de araya giriyor, 13'e tekrar açılıyor, 18'de kapanmıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 18'de ana restoranın içerisinde de Kids Club'a ait bir tane oyun alanı var. Böyle küçük bir şey de değil yani böyle. Bayağı bence iş görür bir şey. Buradaki yetkililer, Kids Club'daki öğretmenler oraya gidiyorlar ve akşam siz yemeğinizi rahat rahat yiyin diye çocuklara orada etkinlik yaptırıyorlar. Arkasından da oradan çocuklar hep beraber mini disk alanına gidiyor. Orada da coşkuyla dans ediyorlar. Sonra hop yatağa. Akşam burası saat 23.30'a kadar hizmet veriyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Oteli de bu konuda bence alkışlamak lazım. Çocuklarınız da buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. İçerisi de çok güzel. Dediğim gibi yeni bir otel ve içerideki alanlar da çok güncel. Böyle bir oyun salonunu bir alışveriş merkezinde gitseniz ne kadara giderdiniz? Siz de onu yorumlara yazın. Burada ücretsiz. Şimdi Kids Club'ın içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir softplay alanı var. Burada 5 yaşından büyük çocukları ebeveynsiz olarak misafir ediyorlar. Eğer küçük misafirimiz 5 yaşından küçükse anne babalarıyla buraya kabul ediyorlar. Siz de onlarla beraber burada zaman geçirebiliyorsunuz. Bu bölümün hemen arkasında şurada da etkinlik alanı var. Sizi Mert Bey'le tanıştırayım. Merhaba, otelin Onur etkinlik Bey. Müdürü. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Bayıldık vallahi buraya. Demin bana anlattıklarınız hakikaten çok güzeldi. Ben misafirlerin sizin ağzınızdan bunları duymasını istedim. Çocukları burada hem bize güven ve hijyen dolu bir ortamda çocuk gelişimi eğitmenleri, öğretmenlerimize emanet etmekle birlikte bir yandan biz onlara burada sanat, spor ve kişisel gelişim alanında neler katabiliriz planlıyoruz. Sürekli belki çocukların ilk kez bir piyanoya burada tanışmaları veya ilk kez bir bilim dalıyla bir kimya deneyinde bilime merak salmaları veya bir işte çocuk yogası planlıyoruz yakında başlamaya. Belki yoga ile sporla, beden eğitimiyle, kişisel gelişimle herhangi bir alanda kendilerine ilk adımlarını belki burada atarlar mı diye onları buradan giderken güzel anılarla birlikte güzel alışkanlıklarla da göndermek istiyoruz. O yüzden biraz daha eğlence kısmına bizim otelimizde aslında hem çocuklar için hem yetişkinler için sanat, spor ve kişisel gelişim olarak beğeneye de biraz daha farklı bakıyoruz. Türkiye'de de turizmin eğlence alışkanlıkları da değişti. Ve biz de buna uyum sağlıyoruz BNR'de, trendleri takip ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve çok daha güzel şeyler olacak. Biz çok yeni bir markayız biliyorsunuz. İnşallah yakında gerçekten de bu konuda diğer firmalara da örnek olan girişimlerde bulunacağız. Umarım. Hangi sıklıkla festivaller düzenleniyor? Festivallerde çocuklar için ne gibi etkinlikler yapılıyor? Mesela önümüzde biliyorsunuz Ramazan bayramımız evet. Var. Dedik yani bayram tamam bayram etkinlikleri yapalım ama bunu da bir festivale dönüştürelim. Ve adını bayram festivali koyduk. Ama bir festival kesinlikle bir karnaval, bir şenlik tadında her ay burada bir organizasyonumuz oluyor. Tabii ki hedef kitlemiz doğal olarak biz bir aile oteliyiz, bir wellness oteliyiz ama bir Mersin'de konuşlanmış bir oteliyiz ama aslında biz Adana oteliyiz, Tarsus oteliyiz, Antep oteliyiz, Maraş oteliyiz. Yani her yere çok yakın. Yani Çukurova bölgesindeki bütün şehirlerimize çok yakın. Festivallerde de odağımız kesinlikle aile oluyor. Çocukları zaten sabahın 8'inden başlayıp hatta bazen 7'sinden başlayıp bütün güne yayılan etkinliklerle çok iyi vakit geçirip onlarla ilgilenirken yetişkinleri aileleri için de atölyelerle, spor faaliyetleriyle veya gösterilerle, dans, sanat, spor, sergiler düzenlemeye başlayacağız belki yakında. Çocuklarını bir kenara bırakıp onların da kendi hobilerine, kendi merak ilgi alanlarına yönelmeleri için imkan sağlıyor olacağız. Her ay dediğim gibi bir konseptte bir festivalimiz, bir karnavalımız oluyor. Onun dışında her haftada genelde hafta sonlarına denk gelecek şekilde bir kişisel gelişim uzmanı veya bir uzman bir sanatçıyla birlikte bir atölye, etkinlik kesinlikle her hafta böyle niş adında diye nitelendirdiğimiz sıra dışı insanların gelip burada şunu görmüştüm Instagram'da veya sosyal medyada veya şu televizyon programında burada yaşayabilecekleri hiç beklemedikleri tatlar sunmayı planlıyoruz.
Peki bunları Instagram hesabından takip edebilir değil mi misafirler? Otelin Kids Club'ındaki etkinlik takvimi de Instagram hesabında bulunuyor. Oradan bakabilirler. Buradaki bütün programlarımızda sosyal medyada detaylı bilgi alabilirler. Otel içinde gerçekleşen bütün etkinliklerden zaten sürekli güncel olarak paylaşıyor misafirlerimize takip ettikleri takdirde. Onun dışında da detaylı bilgi almak isterlerse her zaman otelimizin telefonlarından rezervasyon ekibimiz onlara en detaylı şekilde önümüzdeki etkinlikleri ve o haftanın etkinliklerinde hakkında detaylı bilgiler vereceklerdir. Süper. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Hoş buldum. Otele geldiğinizde de eğer bir fanatikseniz ve maçı kaçırmak istemiyorsanız arkamdaki alan spor müsabakalarının izlendiği bölüm. Burada tüm maçlar ücretsiz olarak yayınlanıyor. Gelip burada çayınızı kahvenizi içerken maçınızı da rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Sevgili tatilciler, burası yarım pansiyon bir otel. Sabah geldiğimde anlatmıştım. Kahvaltı, akşam yemeği ve yemek saatinde alınan içecekler ücrete dahil. Şu an saat 4. Saat 4'te çay saati başlıyor. Çay saatinde de buradan soft içecekler, kola, fanta, ayran, soda, çay, kahve ücretsiz olarak sunuluyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi güzel içli köfteler var. Şu tarafta poğaçalar var, börekler var. Bunları alıyorsunuz. Müsaadenizle görünce kayıtsız kalamadım bu çiğ köfteye. Madem Mersin'de izlemişler, niye büfeye çiğ köfte de koymuyoruz? Yakışmış mı? Yakışmış. BN Termal'i sadece bir kış oteli olarak veya sonbahar, bahar oteli olarak düşünmeniz beni de oteli de çok üzer. Sanki yazın buraya hiç kimse gelmiyormuş gibi geliyor değil mi? Yazın da burası çok ciddi doluyor. Niye? Arkamdaki aquapark sayesinde. Burası denize mesafeli bir otel. Ama hiç kimse buna ihtiyaç duymuyor. Hatta orada kalanlar gelip buradaki aquaparkta zaman geçirmek istiyor. Çünkü bu kararı çocuklar alıyor. Çocuklar ne derse o olur. Çocuklar aquapark istiyorsa anne babalar da aquaparka gelmek zorunda. Bunu muhtemelen hepiniz kabul ediyorsunuzdur. Aquaparkı bu bölgedeki en büyük aquapark. Hemen şurada da bir yüzme havuzu var ve yeme içme üniteleri var. Yazın burası capcanlı. Aynı zamanda elimle gösterdiğim şu bölümde de bir sahne var. Yazın burada mini disco yapılıyor, kışın içeride yapılıyor. Aynı zamanda da akşamları otelde bir konser veya benzer etkinlikler varsa yazın onlar da burada yapılıyor. Biz şimdi baharın ilk günlerindeyiz. Hava şansımız da çok güzel. Buradaki aquaparkı görünce de heyecanlandım. Çünkü hem çocuklar için oldukça büyük bir aquapark var. Hem de arkamda yetişkinler için olan aquapark gerçekten bu bölge için çok iddialı bir aquapark. Sevgili tatilciler, buraya geldiğinizde peki sıkılır mıyım burada bunca şey varken diye düşünüyorsanız bir de yürüyüş parkuru yapmışlar sizin için. Burası yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüş parkuru. Otel yeni olduğu için böyle güzel portakal ve mandalina ağaçları var. Yavaş yavaş büyüyorlar, yeşilleniyorlar. Aynı zamanda aşağıda bir sessiz stüdyo var. Buradan görünüyor zaten, şu çatısı şurada, hemen tenis kortunun yanında. Orada da birçok etkinlik düzenleniyor. Başta pilates ve yoga stüdyoları. Ayrıca da bu grupları da ağırlıyorlar. Ağırlamaktan da çok memnunlar. Bu bölgedeki pilates, yoga stüdyolarını da buraya bekliyorlar. Burada grup olarak etkinlikler düzenleniyor. Bu alan onlara tahsis ediliyor falan. Orası daha yeşillik bir alanda, böyle çam ağaçlarının arasında. Çok da güzel bir alan. İçini çektik zaten sizin için. Size de gösteririz. Eğer bu konuda bir yer arayışınız varsa bu bölgede bence harika bir tercih olabilir BN Termal. Gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Şimdi biz tekrar otelin içine doğru gidiyoruz. Size termal havuzları göstereceğim. Müzik.
Bir hediye almanız gerektiğinde eşinize ne hediye alıyorsunuz? Bu bölgede yaşıyorsunuz diyelim veya İstanbul'da. Ne hediye alıyorsunuz? Düşünüyorsunuz değil mi? Ne hediye etsem diye. Eşinize sevgililer gününde, evlilik yıl dönümünüzde, diğer özel günlerde işte böyle bir hediye alabilirsiniz. Ona masaj hediye edebilirsiniz. Güzel termal havuzlarda birazdan göstereceğim size dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Çocukları ne yapacaksınız değil mi? Çocuklarınıza da bakıyorlar. Kids Club saat 11'e kadar açık. Çocuklarınız Kids Club'dayken hem siz eşinizle beraber burada güzel zaman geçiriyorsunuz, hem dinleniyorsunuz, hem güzel yürüyüş alanlarında yürüyüşünüzü yapıyorsunuz, hem de sağlık kazanıyorsunuz. Çünkü termal suyunda bir sürü hastalığa iyi geldiğini der. Onları birazdan anlatacağım. Şimdi spa alanının girişindeyiz. Burası iki katlı bir spa alanı. Masaj fiyatını merak ediyorsunuz değil mi? En ucuz masaj, klasik masajı 1250 TL'ye yapıyorlar. Kese köpük yaptırmak isterseniz de fiyatı 1150 TL. Fakat siz bu ıslak alanları yani hamamı, saunayı, buhar odasını otelde konaklayan misafirler ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Aynı zamanda tüm tabii ki termal havuzu da ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer otele geldiğinizde ekstra bir ödeme yapmak istemiyorsanız da masaj için vesaire hamam, sauna, tuz odası bunlar da çok keyifli. Yani kendiniz de bu alanda ücretsiz birçok olanak var. Bunları keyifle kullanabilirsiniz. Onları da yakından şimdi izleyin. Evet sevgili tatilciler, şimdi en önemli yerden bir tanesine geldik. İçerisinde bulunduğumuz alan aileler için özel havuzların olduğu bölüm. Bugünler için, bahar ve kış ayları için kapalı alandaki havuzda da bir aqua park var. Bebekler için bir havuz var. Onun da içinde küçük bir kaydırak var. Hemen şurada da iki tane termal havuz var. Bu termal havuzun bir tanesi 38 derece, bir tanesi 41 derece. Bitti mi? Bitmedi. Bir de dışarıda çok keyifli bir jacuzzi var. Şimdi sizi jacuzzi'ye götürüyorum. Sevgili tatilciler, burası da içeride görmüş olduğunuz alanın dış alanı. Arkamda bir tane daha havuz var. Orası ne biliyor musunuz? Orası da açık havuz ve açık termal havuz. Peki ne işinize yarıyor? Ne kadar çok kar yağmasa da kar yağarken bile havuza girebileceğiniz bir alan. Sıcaklığı 38 derece ile 41 derece arasında değişiyor. Açık havada havuzun üstünden buharlar çıkarken yüzmek o kadar keyifli ki. Üstelik burası akşam 9'a kadar da açık. Burası aile bölümüydü. Bundan iki tane daha var ve birebir aynısı. O yüzden onlara gitmeyeceğim. Bu aile bölümü erkekler için aynısından bir tane daha var. Kadınlar için aynısından bir tane daha var. Bütün bunlar yetmediyse bir de burada güzel bir jacuzzi yapmışlar. Bunlardan da her yerde var. Siz benim gibi böyle gelip oturmayın. Bunun içine girin eşinizle beraber. Çocuğunuzu ne yapacaksınız? Çocuğunuzu da Kids Club'a götüreceksiniz. O da orada keyifli zaman geçirecek. Siz de eşinizle beraber buraya oturacaksınız. Kendinize böyle birer tane portakal suyu söyleyeceksiniz. Ve keyfinize bakacaksınız. Güzel bir hafta sonu geçireceksiniz. Eminim herkese çok iyi gelir. Termal su sizi iyileştirir mi bilmem ama burada eşinizle yapacağınız keyif bence kesin iyileştirir. Sizi içme kürü bölümüne getirdim. Burası spa alanının ikinci katında. Bakın burada termal özel bir su var. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine 0-7 yaş grubu için uygun değildir demişler. Ama yetişkinler için bu suyun vücudunuzda detoks etkisi yaptığını söylediler. Sabahları aç karnına içmenizi öneriyorlar veya her öğünden yarım saat önce içmenizi öneriyorlar. Ve çok da özel bir su. Ben bu konuya çok hakim değilim. Çok detaylı bilgi veremiyorum size ama otelin web sayfasında eğer bu konuya ilgiliyseniz detaylı bilgilendirme mevcut. Şimdi müsaadenizle şifa olsun diyorum hepinize. Sevgili tatilciler, otel gerçekten beni şaşırtıyor. Birçok yeniliğe imza atmışlar hem de Mersin'de. Kutluyorum valla. Yeni bir olanak daha var burada. Konaklamalı fizik tedavi sunuluyor. Bu çok az rastlanan bir şey. Türkiye'de de sayılı otellerde verilen bir hizmet. Pınar Hanım yanımda. Bu hizmetten yararlanmak için
ne yapmak gerekiyor? Kimler bu hizmetten yararlanmalı? Nasıl işliyor süreç? Hem tedavi görenler hem de rahatsızlığı olan misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi oluşturduk. Ayrıca uluslararası sağlık turizm yetki belgemizi de almış bulunmaktayız. Dolayısıyla da hem termal suyun şifalı gücü hem Orta Doğu Hastanesi'nin uzman kadrosuyla birlikte misafirlerimizi tedavi ediyor olacağız. Gelmeden önce size rahatsızlıkları konusunda vesaire bilgi vermeleri gerekiyor mu? Oradaki süreç nasıl işliyor? Evet, doktor kontrolünden veya kendi doktorları tarafından yönlendirilmiş de olabilirler. Ayrıca bizim burada uzman bir kadromuz bulunuyor. Fizik tedavi doktoru, fizyoterapistler ve hemşirelerden oluşan. Buraya da geldiklerinde kendileri doktor kontrolünden geçerek tedavilerine başlamış oluyorlar. Hangi rahatsızlıklar bu tedavi sürecine dahil? Boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz gibi çeşitli rahatsızlıkları olan misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz, tedavi ediyoruz merkezimizde. Ben de ilk defa böyle bir konuyu öğreniyorum. Çok benim bildiğim konular değildi. Ama eminim ilgilileri vardır. Bu bilgi de işinize yarayacaktır. Size de aktaralım istedik. Sevgili tatilciler, sizi harika bir yere getirdim. Burası spa alanının içerisinde özel bir yer. VIP spa diye geçiyor. Burada bir buhar odası. Sadece size ve ailenize özel. Bir termal havuz, bir termal jacuzzi, bir tane sauna, burada bir salon. Buradan devam ediyorsunuz. Masaj odaları var. Of of of, çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Şu termal suyun olduğu bölümü göstereyim mi size? Çok güzel bir yer. Ya bu suyun olduğu yeri tam çekemedik. İdare edin. Hemen kamera buhar yapıyor. İçeride çünkü çok fazla buhar var sıcak su olduğu için. Ama çok güzel gerçekten. Bana görebilirsiniz. Şimdi hepinizin aklında aynı soru var. Ne kadar? Buranın fiyatı 2 saatlik kullanımda 6000 TL. Ama burası çok büyük bir alan. Yani siz muhtemelen buraya tatile gelirken 2 veya 3 ayla gelme ihtimaliniz var. Eğer 2-3 ayla gelirseniz 3 ayla birleşip de burayı kullanabiliyorsunuz. Size özel bir spa alanı gibi düşünebilirsiniz. Siz burayı kiralıyorsunuz. Sonra aşağıdan bir masaj rezervasyonu yapıyorsunuz. Masörler buraya geliyor. Masajınızı burada yapıyor. Masajınız bitiyor, onlar gidiyor. Siz de burada dinlenmeye devam ediyorsunuz. Veya tekrar kaplıca suyunda zaman geçirebiliyorsunuz. Veya odanızın içerisindeki buhar odasında veya saunada. Veya saunada zaman geçiriyorsunuz. Çok güzel bir yer. Bunun bir de küçük versiyonu var. Küçük versiyonun da fiyatını sordum sizin için. O da bunun aynısı. Sadece buhar odası yok. Bir de bu kaplıca suyunun olduğu bölümde, termal suyun olduğu bölümde jacuzzi var burada. Orada jacuzzi yok ama orası da yine çok güzel. Oranın günlük fiyatı da 4500 liraymış. Evet sevgili tatilciler, otelde akşam yemeği zamanı. Peki bu otelin yemekleri nasıl? Yorumlara bakıyorsunuz. Bazı misafirler demiş ki yemekler çok iyiydi. Bazıları da demiş ki aç kaldık, hiçbir şey bulamadık yiyecek. Efendim biz şimdi buraya geldik. Size yemeklerin hepsini tek tek göstereceğiz. Bu yemek işi göreceli. Size göre iyi olan başkasına göre kötü olabilir. O yüzden yorumlarda bu karışıklık var. Şimdi tek tek göstereceğim. Kararı size bırakacağım. Ama siz de kararınızı yorumlara yazın. Yemekleri beğenip beğenmediğinizi ben de bilmek isterim. Burası fırın bölümü. Burada her gün pide çeşitleri çıkıyor. Şimdi hazırlık yapıyorlar. Burada kuzu tandır pişmiş. Hem de öyle güzel bir kuzu tandır ki etler böyle lime lime olmuş. Çok güzel görünüyor gerçekten. Yanında da bir iç pilav var. Otelin büfesinin iddialı olduğu bir yerde makarna. Makarnaların tamamı el yapımı. Bakın bunların hepsi kendi yapımları. Hazır makarna kullanmıyorlar. Kendileri yapıyorlar. Misafirlere çeşit çeşit makarnalar istediği soslarla sunuluyor. Harbiden özel makarnalar. Burada ızgara bölümü var. Bakın şimdi şurada tavuklar pişiyor, tavuk şişler. Burada ciğerimiz var, burada balığımız var. Devam ediyorum. Kış güveci var. Ustam köfte gelecek dedi arkadan. Burada da kuzu güveç var. Ay, benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Güzel bir güvecin içerisinde 10 numarada pişmiş. Bu akşam benim ne yiyeceğim belli oldu. Burada ne var biliyor musunuz? Et tantuni var ve her gün var. Bugün özel değil.
Mersin'desiniz. Bu otele geldiğinizde de Mersin'in o meşhur et tantunisini size her gün hazırlıyorlar. Ve geleneksel tarifin aynısını uyguluyoruz dediler. Henüz tadına bakmadım ama çok güzel göründü kesin. Bu tarafta salatalar ve mezeler var. Onları çok detaylı göstermiyorum. Ama zaten az çok ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Burada da sağlıklı yiyecekler var. Kinoalar var, ton balıkları var ve farklı salata türleri var. Akşam yemeğinde alacağınız içecekler de ücretsizdi. Şimdi sizi bir yere daha götürüyorum. Beni takip edin. Burada yine çok güzel bir çiğ köfte servisi yapılmış. Ama şuradaki pilav arabasını gördünüz mü? Burada da bir nohutlu pilavımız var. Aynı zamanda da tavuklu. Burada da diğer atıştırmalıklar servis edilmiş. Hemen yanında da bir mantı alanı var. Yemeklerin hepsini tek tek göreceksiniz. Ama öncesinde size göstermek istediğim bir şey daha var. Çocuklu aileler, orada mısınız? İzliyorsunuz değil mi? Peki kanala abone oldunuz mu? Unuttunuz. Tamam, sorun değil. Hemen olabilirsiniz. Hadi girin, şimdi size bir şey göstereceğim. Teşekkür ederim abone olduğunuz için de. Buyurun. Bakın, halen restoranın içerisindeyiz ve restoranın içerisinde çok da küçük denemeyecek, bence gayet iyi büyüklükte çocuk kulübüyle bağlantılı olan bir oyun salonu var. Siz yemek yerken çocuklarınızla burada çocuk kulübündeki görevlilerle beraber zaman geçiriyorlar. Anne babalar da rahat rahat yemeklerini yiyor. Gelin içeriye bakalım. Evet sevgili tatilciler, burası da iç alanı. Görmüş olduğunuz gibi soft play alanları var. Arkamda da bir trambolin var. Siz buraya geldiğinizde hemen şurada bir desk var, burada bir görevli oluyor. Eğer bir şeye ihtiyacı olursa çocuğunuzun, sizi telefonla arayıp bilgilendiriyorlar ve buraya davet ediyorlar. Çok güzel düşünülmüş bir olay. Ben kendi kişisel hayatımda da bir yere yemeğe gittiğimde bunun gibi alanları olan yerleri tercih ediyorum. Aksi takdirde biliyorsunuz o yemekler de soğuyor. Nereye giderseniz gidin, yediğinizden de bazen hiçbir şey anlamayabiliyorsunuz. Bu olanak bence anne babaların çok hoşuna gidecektir. Benim de baba olarak çok hoşuma gitti. Bu konudaki fikrinizi lütfen bildirin. Oteli de böyle bir uygulama yaptığı için tebrik ederim vallahi. Restoranın içerisinde çocuk kulübü harika fikir. Tatilciler, bu otele geldiğinizde akşamları da otelde bulabileceğiniz bir sürü etkinlik var. Bunlardan bir tanesi de canlı müzik. Haftanın 7 günü canlı müzik oluyor burada. Arkamdaki olan da oluyor. Yazın ise hemen Aqua Park'ın yanındaki büyük açık alanda oluyor. Bununla beraber ünlü sanatçıların da burada sahne aldığını söylemiştim zaten. Onları da Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Hazır elinizdeymişken bizim de aşağıdaki Instagram hesaplarımızı takip edebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Size bir şey daha söyleyeceğim. Burada çok güzel bir alan daha var. O da buranın aşağı katında. Orada da bir ateş yakıyorlar. Ateşin başında misafirler oturuyor. Çaylarını, kahvelerini içiyor. Muhabbetlerini ediyor. Gerçekten içinde bulunduğumuz bahar aylarında çok güzel de bir ambiyans oluyor. Bir tatile geldiğinizi size hatırlatıyor. Oteldeki her an gerçekten tatile anımsatıyor. Bir masaj yaptırmak, odanızda dinlenmek, bu alanlarda bir yürüyüş yapmak, termal havuzda yüzmek, o gördüğümüz jacuzzi, hepsi çok güzeldi gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet sevgili tatilciler, otelde akşam oldu. Akşamları böyle güzel bir ateş yanıyor. Siz de ailenizle, sevdiklerinizle ateşin başında oturuyorsunuz. Dediğim gibi kendinize güzel bir çay kahve söylüyorsunuz ve buranın keyfini çıkartıyorsunuz. Buranın hemen arkasında da gördüğünüz gibi bir fanus alanı var. Orası da çok tatlı. Onun içinde bir soba var. Şu an sobalık bir hava yok. Hava çok güzel aslına bakarsanız. Ama yine de sobanın keyfini çıkartmak isterseniz her mevsim gelip burada bu alanında keyfini çıkarabilirsiniz. Otele bayıldım gerçekten. Bir hafta sonu bu kaçamağı bence hepiniz hak ediyorsunuz. Eğer bu bölgeye yakın oturuyorsanız Adana'da, Maraş'ta, Gaziantep'te hatta İstanbul'da bile rahatlıkla gelip burada tatil yapabilirsiniz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyor olabilirsiniz. Ama bunu yaptıktan sonra sürekli gelmek isteyeceksiniz. Bu arada burada pazar günü giriş yaparsanız eğer 4 gece kal 3 gece öde kampanyası var. Bu da çok güzel. Şimdi müsaadenizle ben birazcık burada keyif yapacağım.
Sevgili tatilciler, otelde bir oyun salonu da bulunuyor. Oyun salonunda PlayStation 5, Xbox ve bowling alanı var. Bunun dışında başka oyuncaklar da var. PlayStation'ın saatleri 150 TL, Xbox'ın da aynı. Diğerlerinde fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Sevgili tatilciler, şimdi sizi Il Forno'ya getirdim. Burası bir İtalyan restoranı, a la carte restoranı olarak çalışıyor. İçeride birkaç masa var ama çok güzel pizzalar yapıyorlar. Harikuladeydi, ben tadına baktım. Kesinlikle deneyimlemenizi öneririm bir akşam. Ki pizza seviyorsanız bu bölgedeki en iyi pizzalardan bir tanesi olabilir. Devam ettiğinizde de Ilhamur Cafe var. Şimdi oranın içine gireceğiz. Sevgili tatilciler, Ilhamur'dayım. Ilhamur bu otelin eğer yemek saatleri dışında karnınız acıkırsa hizmet veren alanı. Çoğunlukla menüsünde sokak lezzetleri bulunuyor. Bir menüde kulüp sandviç gördüğümde genelde sipariş ederim. Çok da severim. Uzun zamandır yediğim en iyisiydi. Şöyle size de göstereyim. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bakın o kadar özenli ki içinde güzel bir yumurta var. Tavuğum var, rambonum var. Harikulade bir şey. Müsaadenizle elimi almışken bir ısırık alacağım şöyle. Bu güzel kulüp sandviçin fiyatı da 340 TL. Bence bu bölgede yiyebileceğiniz en iyi kulüp sandviç burada yapılıyor. Bilmiyorum ilginiz çeker mi? Burada da bir hamburgerimiz var. İçerisinde 200 gramlık bir köfte var. Çok güzel bir hamburger yapılışını da gördüm. Bunun fiyatı da 380 TL. Yanında yine patates ve sosa servis ediliyor. Pizzalar 175 TL. Otelde bunların dışında bir sürü daha kumru var, diğer lezzetler var. Çorba 150 TL gibi fiyatlarda. Bu fiyatlar değişiklik gösterebilir. Şu an tesisteki fiyatlar. Çıkarken ne ekstra ödeyeceğim diye düşünüyorsunuzdur eminim. O konuda da bir fikriniz olsun diye gelmişken bu bilgileri paylaşayım istedim. Standart oda, buyursunlar. Efendim hoş geldiniz sanat odaya. Görmüş olduğunuz gibi burada büyük bir yatağımız var. Yataklar yeni ve tertemiz. Burada yeni model bir televizyonumuz var. Burada atıştırmalıklar var. Burası yarım pansiyon bir otel. Bunlar ücretli. Burada çay, kahve setup'ı var. Bunlar ücretsiz. Ve bu bir şişe su ücretsiz olarak veriliyor. Burada da bir mini bar var. Mini barda da çikolatalar var, içecekler var. Fakat bunlar da yine ücretli olarak servis ediliyor. Bu odanın bir de balkonu var. Bunun doğa manzaralı ve havuz manzaralı olarak iki versiyonu bulunuyor. Biz şu an doğa manzaralı olanındayız. Balkonun da bayağı bir geniş olduğunu söyleyebilirim. Hem mandalina ağaçlarına, hem otelin villalarına, hem de toroslara bakıyor. Çok da keyifli bir oda. Şimdi bir de banyoya bakalım isterseniz. Orada da güzel detaylar var. Pırıl pırıl bir banyo yine. İki tane otelin içinde kullanmanız için burada her odada bornoz veriliyor misafirlere. Aynı zamanda terlik. Ve burada buklet malzemeleri var. Diş seti, tıraş seti, sabun, şampuan, saç kremi. Bunun dışında bir makyaj aynamız var ve güzel bir duşumuz var. Burada bir Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Altında bir namazlığımız var. Bir tesbih misafirlere verilmiş. Altta safe box'ımız var, terliğimiz var ve üstte de bir yedek yastığımız var. Dubleks odalar bu oteldeki benim en beğendiğim ikinci oda tipi. Bir tane daha var onu zaten bayılacaksınız bence. Malayı çiftler için falan mükemmel. Burası aileler için. Bunun çiftler için olan versiyonu da var. Yani yukarıda iki yatak odası var. Ama tek yatak odalı olan versiyonu da var. Dubleks oda diye geçiyor. Bu dubleks aile odası. Buradaki atıştırmalıklar, banyo vesaire hepsi aynı. O yüzden bir daha göstermiyorum. Dilerseniz bu da yatak haline getirebiliyor. Burası çok geniş bir alan zaten. Güzel bir balkonu var ve üst kata çıkılıyor. Asıl olay üst katta. Hadi buyurun üst kata çıkalım. Burası korunaklı. Bakın burada böyle bir kapı var. Hani çocuklarım buradan düşer diye korkmayın. Bunu kapatabiliyorsunuz eğer küçükse. Burada çocuklar için tek ayrı yatak var. Bir klima var. İkinci klima da hemen burada. Burada banyosu var. Aşağıda da bir banyo var. Yukarıda da var. Burada da çok güzel bir yatak odası var. Oldukça da geniş bir yatak odası. Ayrıca da otelin en üst katı burası. Güzel bir manzarası da var.
Superior Corner. Bu odaya bayılacaksınız. Buyursunlar. Burası Superior Corner. Adını unutmayın. Çiftler için, özellikle balayı çiftleri için veya özel bir hafta sonu geçirmek isteyen misafirler için çok özel bir oda. Bakın, burada diğer odalarda olmayan bir özellik. Bir espresso makinesi var. Yanında kapsülleri servis edilmiş. Yine burada atıştırmalıklar var ve suyumuz var. Banyoda ufak farklılıklar var. Birazdan banyoya götüreceğim sizi, onu da göstereceğim. Burada bir televizyonumuz, şurada bir giyinme odamız var. Çok da geniş bir oda. Burada iki tane küçük koltuğumuz var. Arkasında bir lambader var. Kısa kesiyorum. Asıl olay dışarıda. Buyurun. Ve odanın terası. Burası sadece size özel ve dışarıdan görülemeyecek bir alan. Kendine özel alan arayan misafirler için de çok güzel. Dediğim gibi balayı ve çiftler için harika. Burada da çok güzel bir jacuzzi'miz var. Ayrıca jacuzzi'miz ısıtmalı. 40 dereceye kadar ısınabiliyor. Yazın soğuk, kışın ise sıcak olarak buradan yararlanabilirsiniz. Gece gündüz yararlanabilirsiniz. Burada da çok güzel mobilyalarımız var. Şurada da güneşlenmeniz için iki tane şezlong konulmuş. Odanızdan hiç çıkmadan tatil yapabiliyorsunuz. Mini barda alkollü içecek bulunmuyor. Otelin genel alanlarında da alkollü içecek yok. Fakat odanızda dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz tabii ki. Aile odası. Buyursunlar. Aile odasının bu bölümü standart odayla aynı. Şimdi burada bir yatağımız var. Yine burada mini barımız var. Burada banyomuz var. Banyosu standart odaya göre biraz daha geniş diyebilirim. Burada bir ara kapı var. Bakın. Burası çocuklarla anne babayı birbirinden ayırıyor. İki tane yatağımız var. Yine burada bir televizyonumuz daha var. Hemen kameranın arkasında bir banyo daha bulunuyor. İki banyolu bir aile odası burası. İki yetişkin orada, iki çocuk burada rahatlıkla kalabiliyor. Eğer dilerseniz buraya bir ek yatak veya bebek yatağı da kolaylıkla atılabilir. Burada üç yetişkin de kalabilirsiniz. Yani toplamda 5 kişiye kadar konaklama alır. Evet, bir otelin daha sonuna geldik. Nasıl buldunuz bu oteli? Mersin'de böyle bir otel gerçekten harika. Kutlarım yatırımcılarını da. Burada böyle bir otele harbiden ihtiyaç vardı. Belki haberiniz yoktu, artık bu video sayesinde bu otelden haberdarsınız. Ben bir hafta sonunuzu, zamanınız varsa hafta içinde de burada birkaç gün geçirmenizi kesinlikle öneririm. Termal su olması yaz kış burayı kullanılabilir hale getiriyor. Yazında burası çok dolu. Aquapark olması sebebiyle hem yurt dışından gurbetçilerimiz burayı çok seviyor, hem de yurt içinde yakın bölgede oturan insanlar geliyorlar. İstanbul'dan Adana'ya geliyorlar, kebaplarını yiyorlar. Sonra buraya geliyorlar, tatillerini yapıyorlar. Bir de Mersin çarşıya iniyorlar, tantunilerini yiyorlar. Sonra tekrar İstanbul'a dönüyorlar. Bilen biliyor ve bu otelin keyfini çıkartıyor. Artık siz de bunları öğrendiniz. Eğer buraya yakınsanız, yani Adana, Osmaniye, Antep, Maraş, Konya, Ankara bu bölgelerdeyseniz sık sık gelin. İstanbul'dan da en az bir defa gelmenizi kesinlikle öneririm. Corner Suite vardı ya, hani benim bayıldığım. Ondan iki tane var. Eğer o odada kalmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun, çünkü müsait bulamayabilirsiniz. Hemen rezervasyonunuzu tatilcan.com üzerinden yaptırın derim. Bir başka otelde görüşmek üzere.